Evet arkadaşlar, geldik sizlerle davranış şekole dayanan öğrenme öğretme kuramları ve modellerine. Bunlardan birincisi Glaser tarafından geliştirilen temel öğretim modelidir arkadaşlar. Glaser, öğrenmelerin etkili, kalıcı ve anlamlı olabilmesi için bir sistem yaklaşımı geliştirmiş ve öğrenmenin etki düzeyinin olabilmesi için 4 temel ögenin sistemde düzenlenerek hareket edilmesi gerektiğini savunmuştur. Buna da minik bir kodlama verebiliriz arkadaşlarım. HÖD şeklinde bir kodlama yapabilirsiniz. HÖD'ün açılımı mantığında bu temel ögeleri sizlerle bir konuşalım arkadaşlar. Farz edin ki Türkçe dersinde sıfatlar konusunu öğretmeyi planlıyorum 6. sınıf öğrencilerime. Glaser diyor ki sen diyor 6. sınıfta öğrencilerine isim türleri olan sıfatı öğretmeyi planlıyorsan ilk aşamada yapman gereken temel ayrıntı öncelikle hedeflerini belirlemelisin diyor. Yani temel öğretim modelinin ilk aşamasında hedef davranışları belirlemek gerekiyor. Yani öğrenciye ne kazandıracaksam, ne öğreteceksem bunları belirleyerek sürece başlıyorum. O zaman şöyle diyelim, ne öğretilecek? Bu sorunun cevabı bizim karşımıza hedefleri belirleme olarak gelecek arkadaşlar. Hedefleri belirledim. Her şeyi Glaser'de hazırlayarak ve düzenleyerek gidiyoruz bakın arkadaşlar. Ben öğretmen olarak zaten hazırım. Öğretmen olarak ne yaptım? Hedef ve davranışlarımı belirledim. Diyor ki Glaser, hedef ve davranışlarını belirledikten sonra artık diyor 6. sınıfa kadar gelen öğrencinin sıfat konusunda acaba bildiği bir şey var mı? Onun bu konudaki ilgisi, isteği ne durumda? Öncelikle diyor mutlaka kimi bir tanıman gerekir ya da kimin bir de durumunu kontrol etmen gerekir diyor. Harikasınız. Öğrenci, o zaman ikinci aşamada yapacağımız iş öğrenci giriş davranışlarını belirlemek olmalı. Öğrenci giriş davranışlarını belirleme. Burada nelere dikkat edebilirim arkadaşlarım? Öğrencilerimin hazır bulunuşluk düzeyini kontrol edebilirim. Hazır bulunuşluk. Yani ne demek istiyorum? Öğrencilerimin o sıfat konusunu geçmişinde ele aldığı, detaylandırdığı bir yer olmuş mu? Onunla ilgili bir bilgisi sahibi mi? Yani ön bilgilerini yoklayarak arkadaşlarım onların düzeylerine bakabilirim. Bunun dışında o konuyla alakalı olarak ilgi ve istek, yani duyusal dediğimiz yapıyı da biraz kontrol edebilirim. Yani hazır bulunuşta ön bilgilere, ilgi ve isteklere bakıp öğrencilerin eğer ön öğrenmelerinde eksiklikler varsa bu ön öğrenme eksikliklerini gidererek aslında herkesi ne yapıyorum bakın arkadaşlar sınıfımda aynı düzeye getirmiş oluyorum. Böylelikle de sistemimde öğrenci de hazır hale gelmiş oluyor mu? Evet, evet, evet. O zaman diyorum ki bakın hedefler hazır. Öğrenciler hazırsa artık Glaser diyor ki öğretim yapma zamanın geldi. O zaman benim öğretim yapabilmem için nereyi düzenlemem gerekir arkadaşlar? Harikasınız. Üçüncü aşamanın temel kriteri öğrenme ortamlarını düzenleme olacak. Öğrenme ortamlarını düzenleme. Yani ben eğitim ve öğretim yapacağım sınıfımı artık o sınıf iklimimi öğretmek istediğim konuya göre oluşturmam gerekecek arkadaşlar. Burada neler yapabilirim? Yöntem ve tekniklerimi seçebilirim. Yöntem ve tekniklerimi, yani hangi uygulamaları yapacaksam, hangi etkinlikleri yapacaksam belirlemem gerekir. Bu bağlamda materyallerimi oluşturup düzenleyebilirim. Derste yapılacak etkinlikleri ve uygulamaları tespit edip bunları düzenleyebilirim. Belki de bir de durumuma göre arkadaşlarım o konunun öğretiminde en uygun olabilecek oturma düzenimi belirlemiş oluyorum. Yani çevreyi düzenlemem gerekiyor. Öğrencinin sıfat konusunu öğrenirken neye dayalı çalışmalar yaparsa etkili ve kalıcı öğreneceğini tespit edeceğim. Ve buna göre yöntem, tekniğimi, materyallerimi, oturma düzenimi ve etkinliklerimi arkadaşlarım kurgulamış olacağım. Glaser diyor ki artık diyor öğrenme ortamında düzenlediysen salıver gitsin öğrenciyi diyor. O uygun ortamda öğrenci çatır çatır öğrenme gerçekleştirecektir. Peki soruyorum değerli arkadaşlar, biz nereden anlayacağız onun öğrenip öğrenmediğini? Son aşama, yani değerlendirme aşamasında arkadaşlarım öğrencinin öğrenip öğrenmediği hakkında bir ne vereceğiz? Bir karar vereceğiz. Ama bunu yaparken özellikle mantığımızda ne olmalı? Öğrenme eksikliklerini belirleme,
öğrenme eksikliklerini belirlemen ve bu belirlenen eksiklikleri çocuklarda gidermen, onlara öğrenip öğrenmediği durumlar hakkında feedbackler, geri bildirimler verme, yani dönüt verme mantığında hareket edeceğiz. Temel öğretim modelinin bütün ayrıntıları bu arkadaşlar. Bir sistem yaklaşımı. Önce hedefleri belirliyorsun, sonra öğrenciyi tanıyorsun, ardından ortamı düzenliyorsun ve son olarak da değerlendirme yaparak süreci bitiriyorsunuz. Bugüne kadar sınavda soru geldi mi? Hiç soru gelmedi arkadaşlarım temel öğretim modelinden, ama bu dört aşamayı özellikle sırasıyla bilmeniz çok kıymetli. Çünkü şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Dört aşamayı karıştırıp temel öğretim modeline göre bu aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. O zaman mutlaka bileceğiz. HÖD diye bir kodlama vermemin nedeni zaten hedef ve davranışlarla sürece başlıyorum. Daha sonra öğrenciyi tanıyorum. Üçüncü aşamada öğrenme ortamını düzenliyorum. Ve son olarak da arkadaşlarım değerlendirme yapıyorum. Artı şöyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Temel öğretim modelinin en önemli ögesi nedir diye bir soru sorabilirler arkadaşlarım. Temel öğretim modelinin en önemli ögesi canlar, hedef ve davranışlar olacak. Neden? Çünkü diyor ki Glaser, ben öğrenci giriş davranışlarını da, ben öğrenme ortamını da, ben değerlendirme çalışmalarında tamamen edindirmeyi amaçladığım hedef ve davranışlara göre düzenlemek zorundayım diyor. O zaman diyelim ki bu modelin en önemli ögesi de hedef ve davranışlar olacak. Özellikle hiç soru gelmedi ama yine de detaylarını bilin istediğim için temel öğretim modeline şöyle bir vurgu yapmış oldum. Geldik programlı öğretime. Ortalama her iki yılda bir ÖSYM'nin soru sormayı çok sevdiği Skinner tarafından geliştirilen programlı, bazı kaynaklarda programlandırılmış öğretim olarak da görebileceğiniz bu modele de birlikte bir bakalım arkadaşlar. Şimdi aslında Skinner dediğimiz bu eğitim bilimci hocamız bizim arkadaşlarım öğrenme psikolojisinin önemli kişilerinden biridir. Biliyorsunuz edimsel koşullanmanın temsilcisidir ki programlı öğretim yaklaşımı da zaten arkadaşlarım olabildiğince edimsel koşullanma kokan bir model. Zaten diyor ki ben bu modeli edimsel koşullanmanın kademeli yaklaştırma ilkelerinden geliştirdim diyor. Bakın, kademeli yaklaştırma ilkelerinden geliştirdim diyor. O zaman galiba bizim programlı öğretim modelini anlamlandırabilmemiz için, anlayabilmemiz için galiba kademeli yaklaştırma ilkesinin detaylarını çok iyi ama çok iyi algılamamız gerekiyor. Yine buraya bir kodlama verelim istiyorum sizlerle arkadaşlarım. Kodlamamızdaki temel ayrıntı da kebap olsun. Bu kebabı anlamlandırabildiğimiz anda galiba sizlerle programlı öğretimin bütün detaylarını incelemiş olacağız arkadaşlarım. Karışık gideceğim. K ile başlayıp B'ye doğru inmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı anekdotlar vermem gerekiyor size. Şimdi bakın, programlı öğretimin temel iki sayıltısı vardır. Temel iki kuralı vardır arkadaşlarım. Birincisi, eğitimi tamamen bireyselleştirmek ister. Yani bireysel öğretimin yapılması gerektiğini savunur. Bu kuralı unutmuyorsun. Bir de hatanın en aza indirilmesini amaçlar. Hatanın en aza indirilmesi. Yani Skinner bu modeli ortaya koyarken şunu savunuyor arkadaşlar. Diyor ki eğitim öğretim tamamen bireysel olmalı ve çocuğa bireysel olarak yaptığı çalışmalar sonucunda verdiğimiz feedbacklerle hatayı en aza indirip bir sonraki çalışmada daha az hata yapmasını sağlamak olmalı diyor. O zaman kebaptaki kademeli yaklaştırma ilkelerindeki ilk bilmemiz gereken B galiba ne olmalı? Bu modelde arkadaşlarım öğrenci tamamen bireysel hıza dayalı bir eğitim alacak. Hatta şöyle bile diyebilirim arkadaşlarım sizlere, programlı öğretim modelinde öğrenci sadece bireysel hıza dayalı eğitim alır. Yani tamamen öğretimi bireyselleştirir. O zaman çizelim bir gazi bakalım. Çizelim bir gazi. Birkaç tel saç yeter. Gazi'yi çizdik. Gazi programlı öğretim modelinin sistemine başladığında arkadaşlarım ne yapıyor dikkat edin. Tamamen sistemde kendi bireysel hızına göre
ilerlemeye başlıyor. Fakat diyor ki çağdaş eğitim sistemindeki arkadaşlarım, eğitim bilimciler, bu modelin bazı sıkıntıları var. Nasıl sıkıntıları var arkadaşlar? Bir yorum yapın bakayım. Öğrenci kendi başına sadece bireysel öğrenme hızında ilerleyecek arkadaşlarım. O zaman dikkat edin, şurası bizim için önemli. Ben arkadaşım Sema ile, arkadaşım Berk ile iletişim kurabiliyor muyum? Hayır. Bilgimizi paylaşma durumunda, yardımlaşma durumunda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Hayır. İşte o yüzden der ki model, daha doğrusu bu modeli eleştirenler, programlı öğretim modelinde bir süre sonra öğrencinin yüzü bir anda buna dönüşür. Yani ne demek istiyorum? Öğrenciyi yalnızlaştıran, öğrenciyi sosyalleşmeden uzaklaştıran bir modeldir ki özellikle verelim. Bu model öğrenciler arasındaki sosyal becerileri maalesef geliştiremeyen bir model. Sosyal beceri yok. Yani yardımlaşma, iletişim, etkileşim, empati gibi kavramların çocuğa edindirilemediği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda ben kendi hızıma göre ilerlemek zorundayım. Ama edimsel koşullanmada biliyorsunuz ki en önemli detay pekiştireç. Yani sonuçta benim ulaşacağım ödül. Ama ödül ya sınırlıysa? O zaman ben o sınırlı ödüle herkesten önce bir şekilde ne yapmam gerekiyor? Ulaşmam gerekiyor. Şöyle düşünelim. 25 bin sınıf öğretmeni sınava hazırlanıyor ama 3 bin tane atama yapılıyorsa ve biz sınava da tamamen programlı öğretimin mantığıyla hazırlanıyorsak arkadaşlarım, unutmayacaksınız, ödül sınırlı ve ödüle ulaşmak için herkesten önce o sonuca ulaşmam gerekiyorsa öğrenciler arasında rekabete neden olan arkadaşlarım bir öğretim yaklaşımı da diyebiliriz aynı zamanda programlı öğretim için. Yani bireysel hız mantığında her öğrencinin tamamen eğitim sisteminde kendi öğrenme hızı ve düzeninde ilerleyeceğini bilin. Neyi kazandırıp kazandırmadığını da şöyle detaylandırmış olalım. Şimdi bakın, ben bana verilen bir sistemde bireysel hızımla ilerliyorum. Ama ne yapmam gerekiyor bana verilen o sisteme? Mutlaka arkadaşlar etkin katılmam gerekiyor. Yani şunu unutmayacaksınız, biz programlı öğretim modelinde öğrencinin öğrenebilmesi için mutlaka onu sisteme dahil etmemiz gerekiyor, doğrudan ya da örtük. Ama nasıl yapacağız işte? Bakın Skinner bunu şöyle açıklıyor, diyor ki öğrencinin diyor tamamen arkadaşlarım öğrenebilmesi için özel hazırlanmış materyallerin kullanılması gerekir diyor. Özel hazırlanmış materyaller. Burada iki tane farklı materyalden bahsedebiliriz arkadaşlarım. Birincisi özel hazırlanmış kitapçıklar vardır. Hatta bu kitapçıklarla yıllarca eğitim aldık. Hatta hala daha var. Bilirsiniz programlı öğretimin temel felsefesine göre hazırlanmış kitaplardır. Hani ilkokul 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e geçerken aldığımız Alp Yayıncılık'tan yayınlanan, üzerinde tüm dersler yazan, hadi bana bir rengini söyle onun bir. O kırmızı kitap var ya, o kırmızı kitap tamamen arkadaşlarım programlı öğretimin mantığıyla hazırlanıyor. Saman kağıtta hatırlıyorsanız arkadaşlarım, o kitapçıklarda programlı öğretime göre özel hazırlanıyor. Birazdan vereceğim mantığına göre de iş ilerliyor arkadaşlarım. Ya da tamamen diyor ki bilgisayar yazılımları üzerinden de bilgisayar yazılımı, yani eğitim CD'leriyle de diyor uygulanabilir. Açıkçası hani şu bilgisayar destekli öğretim tekniğinden hatırlarsınız arkadaşlarım. Öğrencinin yazılımlar yoluyla öğrenmesi, işte bakın programlı öğretim ya da birebir öğretim aslında bilgisayar destekli öğretimin içerisinde detaylandırılan bir arkadaşlarım uygulama şekli. Şimdi demek ki biz özel hazırlanmış bir kitapçık ve bilgisayar yazılımı yardımıyla öğrencinin o sisteme doğrudan etkin katılım, aktif olmasını istiyoruz. O zaman dikkat. Kim öğrenir? Öğrenci. Nasıl öğrenir? Bireysel. Nasıl öğrenir? Etkin katılarak. Peki neyi öğrenir arkadaşlarım? İşte yavaş yavaş temel ayrıntıya gelelim. Küçük adımlarla öğrenme gerçekleşecek diyor arkadaşlarım. Yani bizim için temel bir faktör, en önemli faktörlerinden bir tanesi öğrenci küçük adımlardaki ayrıntıda. Skinner şundan bahseder, der ki öğrenci hedef hedef, davranış davranış ilerlemeli. Yani şunu söylemeye çalışıyor, bir konuda diyor
10 tane hedef varsa öğrenci ne zaman öğrendiğini düşünecek tamamını kazandığında. Ama burada çok önemli bir ayrıntı kural var arkadaşlarım. Şöyle düşünün. Birinci hedefe geldim. Kendi bireysel hızında sürece etkin katıldım. Bana verilen ekstralarla arkadaşlar konuyu ya da hedefi öğrendiğimi algıladım. Nereye geçeceğim? İkinci hedefe geçeceğim. İkinci hedefe geldiğimde yine bireysel hızımda etkin katılım sağlayarak öğrenme gerçekleştireceğim. Geleceğim üçüncüye. Ama yok benim üç uğursuz rakamımdır. Ben dördüncü hedefe geçeyim diyebiliyor muyum arkadaşlar bu modelde? Hayır. O zaman programlı öğretim modelinin en önemli detaylarından bir tanesi şu arkadaşlar. Programlı öğretimde bir hedef davranışı öğrenmeden asla diğerine geçemezsiniz arkadaşlarım. O zaman diyelim ki bir hedef öğrenilmeden... Bir hedef öğrenilmeden asla diğerine geçilemez. Yani öğrenciden istediğim kademe kademe ilerlemesidir arkadaşlarım. Yani tamamen hedef hedef davranış davranış mantığında kurguyumu oluşturacağım. Öğrenciye bir hedefi vereceğim. Bakın nasıl? Örneğin şu kitapçık üzerinden bir ele almaya çalışalım. Diyelim ki Gazi için hazırlanmış bir özel kitapçık, programlı öğretimin temel felsefesiyle hazırlanmış. Kitabın içeriğinde Gazi'ye bir hedef ne yapılacak arkadaşlarım anlatılacak. Gazi hedefi okuyacak, bilgi sahibi olmaya özen gösterecek, gerekli noktalarda isterse ezberleyecek. Yani Bloom taksonomisine göre bilme basamağında bir öğrenme gerçekleştirecek. Bakın Skinner der ki öğrenci özel hazırlanmış kitapçıkta ona verilen hedefi okuyup bilgi sahibi olup tanıyıp tanımlayabildikten sonra hemen diğer hedefe geçilmez diyor. Arkadaşlar programlı öğretimin temel ayrıntılarından bir tanesi de soru ve alıştırmalarla ilerlemesidir. Nasıl? Öğrenci olan Gazi'ye hedefi okuttuk, hedef hakkında bilgi sahibi oldu. Ona hemen bir soru soruyoruz arkadaşlarım. Soruyu sorduk. Gazi düşündü ve bir tane seçeneği işaretledi. Eğer Gazi doğru cevaplayabilmişse diğer hedefe geçiyor. Eğer doğru cevap verememişse ona verilen feedbacklerle birazdan bahsedeceğim arkadaşlarım. Hedefe geri dönüyor. Tekrar bir çalışma yapıyor. Ne zaman o soruyu doğru cevapladı ya da anladı ya da doğruya ulaştı. Ondan sonra diğer hedefe gidiyor. Yani aslında sorusunu çözdürerek de arkadaşlarım ne yapmış oluyorsunuz? Kavrama düzeyinde bir etkinlik yapmış oluyorsunuz. O yüzden diyorum ki hedefi oku bil, soru ve alıştırmasını yap kavra. Hedefi oku bil, sorusunu ve alıştırmasını yap kavra. O zaman programlı öğretim özellikle bilme ve kavrama düzeyindeki hedef davranışların edindirilmesinde etkili olan bir modelse uygulama yok. Analiz yok, sentez yok, değerlendirme yoksa bu modelin bir sıkıntısı da arkadaşlarım üst düzey zihinsel becerileri yani yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerileri geliştiremediğini söyleyebilir miyiz? Harika. O zaman diyelim ki bu sisteminden dolayı üst düzey zihinsel beceri geliştirmez. Üst düzey zihinsel beceriler de yoktur arkadaşlarım ama işte dediğim gibi kendisine verilen bir hedefe bakacak. Daha sonra anladığını yönlendiren bir soru ve alıştırmayı çözerek ilerleyecek. Şimdi o ilerlemede peki ne yaşayacağız? Şimdi dikkat edin. Geldik programlı öğretimin en önemli ögesine arkadaşlarım. Biraz önce ne dedik? Bireysel öğretim amaçlar ikinci kuralsa hatanın en aza indirilmesidir. Skinner bu modeli ortaya koyarken o kademeli ilerleme sürecinde arkadaşlarım diyor ki bir adımdan diğer adıma ya da bir hedeften diğer hedefe geçerken öğrenciye mutlaka anında dönüt vermek gerekir. Yani ne demek istiyorum? Öğrenciye arkadaşlarım mutlaka doğru yapıp yapmadığı, yanlış öğrenip öğrenmediği konusunda bir geri bildirim vermek lazım. Ona doğru mu yanlış mı yaptığını hissettirmek lazım. O zaman dönüt bir ne iş arkadaşlarım? Öğrencinin yapıp yapamadıkları konusunda bir geri bildirim verme sürecidir. Ki ben öğrenciye bir hedefi bitirdikten sonra
ona o hedefle alakalı geri bildirimler verir, hatalarını düzeltirsem diyor ki arkadaşlarım Skinner, bu şekilde hatayı en aza indirmiş olurum diyor. Ama hani dönütün yanına ekstralarda koyalım arkadaşlar. Farz edin ki öğrenci bir hedefle alakalı çalışmalar yaptı. Ben ona dönütünü verdim. Dedim ki cevabın doğru. Cevabın doğru diyorsam arkadaşlarım, yani öğrenci doğru bir davranış sergiliyorsa, o zaman benim bunun yanına mutlaka bir ne yerleştirmem gerekir? Pekiştireç. Pekiştireç neydi peki? Davranışın devam etme sıklığını artıran uyarıcılar, yani bir ödüllendirme işlemi. Ne yaparsın? Aferin dersin, başını okşarsın, bir kalem hediye edersin, bir futbol topu hediye edersin. Öğrenci dönütün yanında pekiştireci aldığı anda der ki evet galiba öğrendim deyip devam eder. Ve o öğrendiği davranış sıklıkla gider arkadaşlarım. Ama öğrenciye verdiğim dönütte şöyle bir cümle çıktı ağzımdan. Cevabının galiba yanlış olduğunu düşünüyorum. Aa, emin misin? İşte ben öğrenci yanlış bir cevap verdiği takdirde dönütün yanında ne kullanmam gerekir arkadaşlar? Dikkat edin, düzeltme. Düzeltme ne demek peki? Ben pekiştireçte ne yaptım? Doğru davranışı pekiştirdim ve devam etme sıklığını artırdım. Ama düzeltmede ne yapacağım? Uygun ipuçları vererek o öğrenciye yanlışın, evet harikasın, doğrusunu bulduracağım. O zaman düzeltme bizim için nedir? Doğruyu buldurma işlemidir arkadaşlarım. İşte bakın, bizim için en önemli öge dönüt. Hatayı en aza indirmeye amaçlıyorum. Bunun yanında dönüt ve pekiştireç ve düzeltmelerle de sürecimi daha çeşitli ve zengin hale getiriyorum. Şimdi dikkat. Skinner diyor ki işte tüm bu keba sürecinden geçen bir öğrenci küçük adımları etkin katılımıyla kendi bireysel hızında anında dönüt pekiştireç ve düzeltme çalışmalarıyla ilerlediğinde son B'de artık neye ulaşır diyor arkadaşlarım? Başarıya. Ve unutmuyorsunuz, yani öğrencinin o konuyu ne yaptığını söyleyebiliriz, öğrendiğini söyleyebiliriz. Temel felsefem bu arkadaşlar. Sadece şunu da ekstra bir not olarak verebilirim. Her öğrenci kendi bireysel hızıyla ilerleyeceği için Skinner'in ortaya koymuş olduğu bu modelde arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Öğrenciler gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında uygulamalarına, eğitimlerine, öğretim süreçlerine devam edebiliyorlar. Yani hem sınıf içinde hem de sınıf dışında uygulanan bir model. Bakın. Bugüne kadar gelen sorular tamamen arkadaşlarım programlı öğretimden detaylı bayağı soru sordular. Örneğin çıkmış bir sınav sorusunu inceleyelim sizlerle. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim modelinin temel özelliklerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Diyor ki bir seçenekte öğretimin özel hazırlanmış materyallerle yapılması gerektiğini savunur. Doğru mu? Doğru. Ne dedik? Kitapçıklar ve bilgisayar yazılımları. Diyor ki hatanın en aza indirilebilmesi için dönütü önemli bir öge olarak kabul eder. Doğru mu? Doğru. Çünkü hatta en önemli öge bizim için dönüttü. Devam. Eğitimin tamamen bireyselleştirilmesi gerektiğine vurgu yapar diyor. Doğru mu? Doğru. Sentez düzeyindeki öğrenmelerin gerçekleşmesi gerektiğini savunur diyor. Doğru mu? Yanlış. Çünkü biz bilme ve kavrama basamağının üstüne çıkamıyoruz. Dikkat, bu bir yıl çıkmış sınav sorusu. Başka bir yıl çıkmış sınav sorusunda da yine aynı seçenekleri dikkat alıp arkadaşlarım bakın ne sordular. Dediler ki öğrenciler arasındaki iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirir dediler. Bu doğru mu? Bu da yanlış. Neden? Tamamen eğitimi bireyselleştiriyorsam sosyal beceri odaklı hareket edemeyeceğim. Çok aşikar arkadaşlarım. O zaman bakın demek ki şu kebap mantığını, kademeli yaklaştırma ilkeleri mantığını bilirseniz galiba programlı öğretimden gelebilecek tüm soruları cevaplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Davranış şekole dayanan temel öğretim ve programlı öğretim olmak üzere iki kuramımızı incelemiş olduk. Diğer kuramlarla görüşmek üzere arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın.